RTV ekranlarına, Malatya'nın lezzetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da ekranlardayız, sizlerle birlikteyiz. Şükür kavuşturana diyelim. Sevgili RTV izleyenleri, bugün nerede miyiz? Bugün Yeşilyurt ilçemizin Salköprü mahallesindeyiz. Hacer Hanım'ın evine misafir olacağız. Kendisi davet etti bizi, sağ olsun. Ve Hacer Hanım bize Malatya'nın yöresel yemeklerinden biri olan içli köftenin 3 çeşidini yapacak. Mercimeklisini, ıspanaklısını ve kıymalı cevizlisini yapacak bizler için. Her aşamasını her programımızda olduğu gibi bu programımızda da sizler için ekranlara getireceğiz. Hacer Hanım evinde bizi bekliyor. Öncesinde mahallemizi biraz geziyoruz her zaman olduğu gibi. O zaman ne diyoruz? Hacer Hanım'ı fazla bekletmeden haydi başlıyoruz. Merhabalar. 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 Şöyle oturayım ben de yanınıza. Ne yapıyorsunuz burada? Dinleniyorsunuz galiba. Evet, dinleniyoruz. Hem de gezmeye geldik Malatya'ya. Elazığ'dan geldik. Öyle mi? Ha. Nerelisiniz siz? Aslen Diyarbakırlıyım. Aslen Diyarbakırlısınız. Yaşadığınız yer neresi? Elazığ. Biz Malatya'nın lezzetleri programını sunuyoruz. Bugün bu mahallede Hacer Hanım'ın evine konuğuz. Kendisi bize Malatya'nın içli köftesini yapacak, mercimeklisini, ıspanaklı olanını ve kıymalı, cevizli olanını. Siz biliyor musunuz bu yemeği? Evet, kıymalı olanını yapıyorum ben de evde. Üstüne tereyağı falan cızbız yapıyoruz ama güzel oluyor. Evet. Siz Elazığ'da da yapılır yani içli köfte. Evet, aslında Elazığ'ınki daha güzel. Nasıl oluyor? Elazığ'da nasıl yapılır mesela? Elazığ'ın içli köftesi daha güzel Malatya'ya göre yalnız. Yani özelliği nedir? Malatyalılar bak duyuyor şu an, izliyor. Elazığlılar da izliyordur ama. Doğrudur, evet. Nedir farkı, nedir yani, siz nasıl yapıyorsunuz içli köfteyi? Yani ben Elazığlı olarak yapmadım ama hani onlarınki daha yuvarlak, daha güzel, daha tadı farklı oluyor. İçine ceviz falan da katıyorlar onlar. Burada da katıyorlar. Yani karşılaşmadım. O zaman Malatya'yı yemediniz siz, Malatya'nın yemeğini. Yedim aslında da cevizini yemedim. Orada yedim. Yani orada yediğim daha lezzetli, evet, geldi diyorsunuz. Orada yediğim daha lezzetli. Peki siz Diyarbakırlıydınız değil mi? Evet, Diyarbakır'ın hangi yemekleri meşhur? Yöresel yemekleri ben nedir? Diyarbakırlıyım ama Mersin'de büyüme. Öyle mi? Evet, Erzurum'da memuriyetime başladım. Ne iş yapıyorsunuz? İnfaz korumayım. Cezaevinde çalışıyorum. Evet. Yemekle aranız nasıl peki, yapabiliyor musunuz? Tabii, elimden hepsi geliyor yani. Her şeyi yapıyorum. Hangi yemeği daha çok seviyorsunuz? Evinizde çocuklara mesela hangi yemeği daha çok? Yeşil fasulyeyi çok severim ben. Sebze tüketiyorum diyorsunuz. Biliyorsunuz Malatya yemekleri bulgur üzerine. Evet, Malatya, evet. Bulgur. Ama gerçekten idaresini bilen kadın bulguruyla yemeğini yapan kadındır. Bana aynen öyle, ben bu konuda yani, size katılıyorum. Yani ben daha çok bulgurla yaparım hani. Biraz da tutumluyumdur belki ondan olabilir. Malatya hanımları da zaten ekonomik malzemelerle çok güzel yemekler çıkarıyorlar. Gerçekten öyle. Hani bulgurla yemek yapmayı bilen kadının masrafı yoktur yani. Aynen yani öyle. Eşine kalkındırırdım yani. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir bulgurdan 72-73 çeşit köfte, evet, çıkarmışlar. Gerçekten yapılıyor, evet. Ya ben de haftada bir mutlaka çalıştığım halde yapıyorum yani bulgur şeyini. Ne kadar güzel. Kaç çocuk var sizin? Bir tane benim. Bir tane. Allah yani bağışlasın. Yani bulgurumu yaparım, pastamı yaparım. Yani sebze yemeğimi yaparım, tava yemeğimi yaparım. Yemek yani yapmayı. Ama kültür olarak çok. Mesela Diyarbakırlıyım ama Mersin'de büyüme, Erzurum'da memuriyetime başlamam, Malatya'ya gelin gelmem. Kültür hepsi çakıştığı için bütün yörenin yemeklerini yapıyorum. Malatya'ya gelin geldiniz. Eşiniz Malatyalı yani değil mi? Evet. Hangi yemeği çok seviyor eşiniz Malatya'nın? Vallahi eşim diyor taştan yumuşak ne varsa yer. Hepsini yiyor yani. Güzel vallahi. Peki yardım ediyor mu size eşiniz? Ay hayır, kesinlikle yardım etmez. Asla. Aç kalır yine yardım etmez. Vallahi. Vallahi. Çok kötü bu. Evet, çok kötü. Ben de bu konuda muzdarip o yüzden. Öncesinde yapıyormuş benden öncesinde ama yapmıyor, benden sonra yapmıyor. Yemekler bende. O dışarı işleri, ben içeri işleri. Öyle idare ediyorum. Zor oluyor ama. Her şey kadına yüklenilmez. Aynen öyle.
hayat müşterektir, evet, değil mi? Evet, hayat müşterektir gerçekten. Peki eskiden sizin düğünlerde, cenazelerde hangi yemekler yapılırdı? Hangi, nereyi sorayım size? Diyarbakır mı diyeyim, Mersin mi? Erzurum mu, Malatya mı? Yani sadece hani çocukluk, gençliğin verdiği bir şeydi ya, hani çok fazla adepte olamıyorduk yani. Hani bizim görevimiz neydi? Oyun oynamakta, halay çekmekti yani. Ama yemeğidir, pastasıdır, nasıl yapılıyor diyor, hiç o şeyleri hiç hatırlamıyorum yani. Bazı şeyleri bilmem yani. Şimdi ne yapılıyor düğünlerde mesela? Düğünler, ya hatırlamıyorum desem. Sizin düğünde ne yapıldı yemek olarak? Ay şey, pilav kavurma. Hayran. Şimdi öyle, evet, kolaya kaçıyorlar değil mi? Pilav kavurma. Ben sizi daha fazla tutmayayım, çocuk da sıcakta yandı. Evet, çok sıcak. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Osman Arıcı, Malatya Akçadağ. Akçadağlısınız, evet. Osman Bey. Peki, Malatya'nın Lezzetleri programından geliyoruz biz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malatya yemeği dediğimde Akçadağ'da mesela, Akçadağ'ın hangi yemeği meşhur? Analı kızlı köfte, evet. Sarma köfte. Evet. Ödeyim sana bir de. Akçadağ pilavını biliyor musunuz? Akçadağ en önemli zaten pilav. Akçadağ pilavı, Akçadağ meşhur, pilavı yani. Meşhur değil mi? Evet, evet. Siz yapabiliyor musunuz Akçadağ pilavını? Vallahi elimde geliyor yani benim de. Yemekte nasıl tabii, aranız? Tabii. Elinizden gelir mi yemek? Tabii elimde gelir yemek. O zaman sizinle de bir program çekeriz. Bize bir Akçadağ pilavı yaparsınız, olmaz mı? Tabii güzel bir Akçadağ gidelim, güzel bir program çekelim. İnşallah. Eşiniz inşallah. De güzel yemek yapabiliyor mu? Yapıyor, o da yapıyor. Eşiniz yani. Nereli? O da aynı memleket. O da Akçadağlı. O zaman eşinizle de yapabiliriz. Tabii. İkiniz birlikte siz bize güzel bir program olur sizinle, değil mi? İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Malatya'nın hangi yemeklerini seviyorsunuz? Vallahi sizin sevdiğiniz hangisi? Vallahi benim sevdiğim içli köftedir. Köfteyi seviyorsunuz. Evet, çok harika. Etli olanını mı yoksa diğer mercimekli var, ıspanaklı var bugün? Tabii çeşitleri var. Hacer Hanım'ın evine gideceğiz bu mahallede. Kendisi tabii, bize içli köfte yapacak. Mercimekli daha. Mercimekli mi güzel oluyor? Evet. Hacer Hanım bize üçünü de yapacak. İnşallah. Sizin eşiniz en çok evde hangi yemekleri yapıyor mesela? Yöresel yemekleri mi yapar? Diğer sebze yemekleri? Tabii genelde işte hem sebze yemekleri yapıyor, bir de mesela yöresel yemeğe de çok önem veriyor yani. Çocuklarınız sever mi yöresel yemekleri? Tabii. Bizim Malatya'nın zaten vazgeçilmez yemekleri de yöresel yemektir. Aynen. Lokantada yemediğimiz yemekleri evde yiyoruz yani. Köfte, bulgur. Köfte, bulgur genel, çoğunlukla Malatya yemekleri. Bulgur tüketimi fazla oluyor yani bizlerde. Evet. İnşallah sizinle de İnşallah. Çekim yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. İyi günler diliyorum. İyi günler. Evet sevgili izleyenler, apartmanımıza girdik. Hacer Hanım'ın ziline basıyorum. Merhabalar Hacer Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçelim? Ne tarafa geçelim? Böyle mutfağa. Tamam. Evet sevgili izleyenler, bugün neredeydik? Hacer Hanım'ın evindeydik. Geldik, kahvelerimizi içtik. Rahatladık, bir evet. Serinledik değil mi? Evet. Mutfağımıza geçtik ama öncesinde Hacer Hanım'ı sizlere tanıtmak istiyorum. Kendisi tanıtsın. Evet, Hacer Hanım merhaba. Kimdir? İzleyenlerimize bir tanıtalım evet, sizi. Ben anneyle ev yemekleri yapıyorum. Evet. Bir yıl oldu işte, sayfamı açtım. Evet, internet hesabınız, evet. Instagram evet. hesabınız anne, var değil mi? Evet, anneyle ev yemekleri. Ev yemekleri. Ha, evet.
Evet. Ondan oradan sonra sipariş alıyorsunuz, evet. Ev yemekleri yapıyorsunuz. Evet, ev yemekleri yapıyorum. İl dışına, Malatya içine, ilçelere, her yerde, nereden sipariş geliyorsa yani yapıyorum. Yani il dışına her yere de sipariş evet. alıyorsunuz, evet. gönderiyorsunuz yöresel evet. yemeklerini Malatya'nın. Evet, Malatya'nın, evet. Ellerinize sağlık. Ha, afiyet olsun. Kendinizden biraz bahsedin. Kendimden, ben 23 yıllık evliyim, 3 çocuk annesiyim. Evet. Ondan sonra eşimle, kızımla, onlarla beraber yapıyoruz. Onların destekleriyle. Evet. Ondan sonra kızım daha çok bana yardım ediyor. Çok güzel. Evet, beraber yapıyoruz. Kızınıza da öğrettiniz. Evet. Şimdiki nesil bundan evet. çok güzel. Hacer Hanım, ben bunu öncesinde evet. de bana söylediniz. Çok hoşuma gitti. Evet. Ne güzel. Kaç yaşındaydı kızınız? Kızım 22 yaşında. 22 yaşında evet. ve çok güzel de içli köfte yapıyormuş. Evet, evet. Kızım 9 yaşından evet. beri yapıyor. Öğrettim beraber. Evet. Ben açıyorum, kızım kapatıyor. Mantıyı beraber yapıyoruz. Kiraz yaprağı köftesini, poğaçalarımızı, böreklerimizi hepsini kızımla beraber yapıp satış vallahi yapıyoruz. Tebrik evet. ediyorum. Kız da zaten kamera evet. arkasında bizi izliyor. Tebrik evet. ediyorum seni. Evet. Allah razı olsun kızımdan da, eşimden de. Eşiniz de destek oluyor evet, size bu en konuda en büyük destekçilerim eşimle kızım. Çok güzel. Evet. Eşiniz de yemek yapabiliyor mu Hacer evet, Hanım? Evet. Eşim çok iyi bir gurmedir zaten. Evet. Ben çok şey eşimde öğrendim. Çok güzel yemekler yapıyor. Hangi yemekleri tepsi yapıyor? Tepsi yemekleri. Eşim tepsi etli tepsi evet. yemekleri yapıyor. Malatya'nın tepsi yemeği var mı? Evet, Malatya'nın tepsi yemekleri var. Evet, patlıcan tavamız patlıcan var. Patlıcan tavası var. Evet, yapabiliyor mu eşiniz? Evet, çok güzel yapıyor. Kıymalı ezme evet. yemeğimiz var. Tavuk sotemiz var. Evet. Çok çok güzel. Çeşit. Evet, eşinizin yardım etmesi, size destek olması çok, çok güzel. Çok güzel, evet. Tabii evet. ki ben de onların desteğiyle buradayım. Evet. Ben de memnunum, onlar da memnun. Hepsi İnşallah de memnun götürüyoruz. Tabii, evet, hem böyle satışınızı götürün. Yapıyorsunuz, evet, hem şükür. Evinizde bu yemekler çok eksik olmuyor. Şükür. Dolabınız doludur evet, değil mi? Dolu, evet, her zaman var. Ellerinize evet, sağlık. Daha çok güzel sağ böyle ev hanımlarının girişimci olmasına, evet. eve destek olması evet. benim çok hoşuma gidiyor. Evet, yani evde inşallah. Boş boş oturacağımızda değil tabii mi böyle? Tabii ki, tabii ki. Uğraşmak çok aynen, güzel. Öyle. Ben de çok seve seve yapıyorum zaten. Şey sevginizi yapmıyorum. Katarak evet. yapıyorsunuz yemeklere. Evet, inşallah. Zaten bu iş sevgi, sabır, evet. şefkatini katacaksın aynen, yemeklere. Aynen. Evet. Daha bir lezzetli oluyor. Tabii ki. Tabii ki inşallah aynen bakalım. Öyle. Peki bugün bize ne yapacaksınız Hacer Hanım? Bugün, Malatya'nın hangi evet, yemeği? Bugün size içli köfte yapacağım. Mercimekli, evet. bizim bulgurlu, kıymalı, ıspanaklı içli içimiz var. Evet. Kıymalı cevizli aynı zamanda var, baharatlı. Bugün size mercimekli yapacağım mercimek inşallah. Mercimek dolanının tarifini vereceğiz ama evet. Hacer Hanım, sevgili izleyenler, açılışta da sizlere söyledim. Evet. Dedi ki ben 3 çeşitini de yapacağım izleyenler için. Evet. Malatya'nın hem kıymalı evet. cevizlisini, evet. hem mercimeklisini, hem de ıspanaklısını yapacağım dedi. Evet. Göstereceğim izleyenlerimize, Er TV izleyenlerine. Evet, evet inşallah yapacağım. Evet. Yaparsınız evet. peki. Satıyorum da zaten bunları, müşterilerim evet. de görüyor. Biliyor yerler de çok memnun, memnun. Evet aynen buradan herkes duyuralım gibi. İzleyenlerimize evet. de Hacer evet. Hanım sipariş alıyor evet. yöresel yemekleri evet. yapıyor her ile de evet. gönderiyor evet. değil her mi ile, evet il dışına ile. Da evet. yöresel yemeklerimizden gönderiyor evet. çok güzel yapıyorum sizi kutluyorum bu konuda sağ, teşekkür sağ ediyorum sağ olun şimdi geldiğiniz köftemizin için yapımına geçelim evet. Hacer Hanım evet. ne yapıyoruz hangi aşamadayız önce sen? Bulgurumuzu ıslatalım pardon önce Heh. Malzemelerimizi sayalım izleyenlerimize Malzemelerimiz bu mercimeğimiz evet. Bu bir kase yaklaşık 200 gram mercimeği haşladım. Mercimeği önceden haşladık. Evet tamam. evet bu 100 gram tereyağımız 2 adet kuru soğanımız. Evet. Bunu fazlalaştırabilirler de bu kadar da koyabilirler. Evet. Pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz. Tuzumuz. Mercimekli bu kadar. Bu da kırık yarmayla bulgurumuz karışık. Normal bu Malatya'da evet. kırık yarma unlu bulgur evet, da diyorlar. Unlu bulgur. Değil mi? Şöyle evet, unlu bulgur. Evet. Hı-hı. İçerisine bunun normal bulgur da kattınız. Evet, öyle mi? Evet, kısırlık, orta bulgur dediğimiz. Anladım. Yarı yarıya. Bu yarım kilo 250 evet. gram bulgur, 250 gram kırık yarma. Yarı unlu yarıya yarma. Katıyorsunuz. Evet, yarı yarıya ben katıyorum. Bulgurumuzu ıslatalım. Evet. Hacer bulgurumuzu ıslatalım. O biraz ıslanacak bir 10 dakika kadar. Evet. Ondan sonra biz içini yaparız. Tamam. O ıslanana kadar. Çok böyle şey de olmayacak, cıvık da olmayacak, kuru da olmayacak. Evet. Normal. Fazla su eklenmiyor buna bildiğim kadarıyla yok, değil mi? Yok, yok, yok. Fazla su yok bunda. Bu bulgurla
Tarla yapması çok kolay oluyor biliyor musunuz? Evet, evet. Dalmasını çok kolay, çok güzel oluyor. Engelliyor, yoğurması, evet. Aşaması fazla sürmüyor. Evet, bu böyle kalacak bu. Ne kadar bekleyecek 10 dakika şimdi? Kadar bekleyecek 10 dakika bu. 10 dakika bekliyor bulgurumuz. Evet, evet, inşallah bakalım. Şimdi bulgurumuz orada ıslanırken Hacer Hanım, biz evet. Mercimeği yapmaya geçelim mi? Evet. Bulgurumuz burada ıslansın. Evet, bir soğanımızı doğrayalım. En sevmediğim şey soğan doğrama. Yemekleri yaparken biri doğrasa ben yapsam. Bizim yemeklerimiz %90'ı hep soğan. Soğan değil mi? Evet, evet, kuru soğan. Bu yemeklere lezzetini veren soğan evet, zaten. Evet, soğan aynen. Özellikle kiraz yaprağımız da öyle. Evet. İnşallah bakalım. Soğan sarımsak bizde çok kullanılıyor. Nasıl da güzel pratik doğruyor. İzleyenlerimize gösterelim. Elimde doğrayamam ben tahtada. Ben de elimde alışmışım. Evet. Bunu tereyağıyla kavuracağız. Evet. İnşallah. Ondan sonra mercimeğiyle baharatlarını koyacağız. Tamam. Birazcık kolay soğuyacak. Kolay da değil mi yapma evet, pratik? Evet. Çok kolay. Hı-hı. Evet. Ben kendim de hani yıllardır yaptığım için bana belki de çok kolay. Peki bu ıspanağı falan nasıl hazırladınız içinde? Ne o da, koydu? Onda da 2 adet kuru soğan var. Evet. Onda da bir 150 gram haşlanmış ıspanak var. Baharatı var. Tuzu var. O da öyle. Aynı. Yakın. Kıyma da var onun içinde. Kıymamız var. Evet. Çok yağlı olunca da dağılıyor. Evet. Çok yağlı olmayacak. Fazla yağ koymuyoruz. Aha. Evet. 2 kaşık kadar bunu koyduk herhalde alacağız. Değil evet, mi? Evet, evet. Tamam. Soğanımızı ocağa alıyoruz. Evet. Soğanımız kavruldu. Soğanımız kavruldu. Aha. Evet. Şimdi mercimeğimizi koyacağız. Baharatlarını ekleyeceğiz. En evet. Son ama onlar. Evet. Tuzunu. Ben onu karıştırarak baharatları getiririm. Evet. Pul biber ve karabiber evet, de ekliyoruz. Evet, pul biberimiz. Tamam. Bunlar göz kararı, acılığa evet. Göre, tadına göre. Herkes bunlar damak, evet, damak tadına göre. Göre. Evet. Ayarlar evet. Onu. Evet. Karıştıralım. Evet. Kavrulacak mı bu? Bu tamam Serpil Hanım. Tamam. Hı-hı. Mercimeğimiz hazır. Evet. Biz şimdi köftemizi yoğurmaya evet, geçiyoruz. Evet, köftemiz aynı. Evet, şimdi ne yapıyoruz Hacer Hanım? Bulgurumuz ıslandı. Yoğuralım. Evet, şimdi yoğuracağız evet, değil mi? Evet, tamam. Onu yoğuralım. Su ilave edeceğiz. Evet. Yoğuracağız. Evet. Fazla yoğurulmasına gerek var mı? Evet, tutacak kendisini. Çok fazla değil ama tutacak kadar. Anladım. Hı hı. Suyumuzu koyduk evet, orada suyumuzu kaynıyor koyduk. Değil mi? Aynı, aynı. Suyumuzu koyduk. Mercimeğimiz soğumuş mu? Yok daha soğumamış. O şunları yaparız evet, öncesinde onları, değil mi? Evet onları evet ıspanaklıyı. O biraz daha soğur. O evet o zamana kadar o soğur. Evet. Kaç yıllık evliydiniz siz acaba? 23 yıllık evliyim Serpil Hanım. Maşallah. Evet. Evet. 23 yıl oldu. Hı-hı. Güzel geçti yıllarımız, günlerimiz. Ne güzel. Evet. İnşallah daha nice 23 i̇nşallah, yıllar görürsünüz. İnşallah birlikte. Hep beraber. Allah evet. Mutluluğunuzu i̇nşallah, daim etsin. Eşinizle de tanıştım ben. Evet. Evet. O da bayağı övdü sizi Hacer evet, Hanım Allah arkanızdan. Razı olsun. Çok güzel yemek yapar, eli çabuktur diyor. Evet. Evet. İnşallah. Yapıyorum bir şeyler bakalım.
müşterilerim de beni merak ediyorlardı. Bizim sayemizde evet, sizi tanıyacaklar. Evet, sizin sayenizde evet. Evet, inşallah. Hepsi de şehir dışından evet, değil mi? Evet, şehir dışındakiler beni çok merak ediyorlar. Evet. Aynen. Hesabınızda paylaşmıyor musunuz kendinizi? Yok, daha bugün, paylaşmadım. Bugün ben sizi Selfie Siz... Hobi'de yayınlayacağım. Evet, inşallah. İnşallah bakalım. Programımız hakkında yorumlarınızı, yaptığımız yemek hakkında yorumlarınızı Selfie Hobi Instagram hesabımdan bekliyorum her zamanki gibi sevgili izleyenler. Kayınvalidenizle güzel yemek yapar mıydın? Kayınvalidem, biz 21 yıl beraber oturduk kayınvalidemle. Birlikteydiniz. Ama, evet, beraber birlikte oturduk. Kayınvalidem çok şey yapmıyor, biraz yaşlı kayınvalidem, hep hastaydı. Evet. O yok, fazla yemek yapmıyor. Ama öncelerden tabii ki o da çok şu güzel yapıyor. Değil mi? Evet, evet. Evet, yaşıyor çok birlikte şükür. Birlikte de kaldın yani. 21 yıl. Kayınvalideyle oturmak nasıl? Güzel, o büyük, onların hiç zararı yok bize. Değil mi? Evet, yok, sıkıntımız olmadı. Çok güzeldi, güzel çok güzel. Evet, yani. Çok evet, güzel. Evet. 21 yıl. Yani yoksa 21 yıl çekilmez. Yok. Eğer anlaşamadığım bir aynen kayınvalide olsaydı. Evet, yok, yok. Ben memnunum, Allah razı olsun. Ne güzel işte, böyle dedirtmek önemli. Evet, bak, tabii mi ki. Tabii ki. Köftemiz, hamurumuz oldu değil evet, mi şimdi? Evet, hamurumuz oldu. Şey yapayım. Yapacağınız büyüklükte ayırıyorsunuz. Evet, evet. Ben sattığım köfteleri daha büyük yapıyorum. Onları tartıyorum. Hı hı. Onlar tabii şey, bu şimdi böyle göz kararı. Anladım. Başlayalım. Yapmaya başlayacaksınız evet şimdi değil evet mi? Evet, evet. Ispanaklıdan başlayalım. Evet, hangisi soğuduysa onu tamam, yapalım. Tamam, tamam. Mercimekli soğuyana kadar. Hı hı. Güzel yuvarlıyoruz. Şimdi açma evet şeklinize bakacağım. Çok merak ediyordum ben. Evet. Pratikleşmişsiniz. Malatya'nın köfteleri çok. Aynen öyle evet, evet. Malatya'da köfte çeşidi bol vallahi. Çok bulgur. Et ağırlıklı bulgur. Evet. Aynen. Bu şekli vermekte ben zorlanıyorum biliyor musunuz? Bizim orada yuvarlak yapılır. Evet. Yassıda danır evet, böyle biraz. Evet. Bizim burada da yaşlılarımız, büyüklerimiz yuvarlak yapıyor. Aha. Da şimdi böyle oldu bizler. Böyle daha güzel duruyor ama. Evet. Kıymalı ıspanaklı da güzel oluyor, seviliyor. Evet. Biz de patatesli de yapıyoruz ama onu şimdi yapmadım. Akşam ablamlar aramıştı, onlarla hı-hı konuşuyoruz görüntülü. Dedim evet, ne yapacak gideceğim bayan dedi. Hı-hı. Ispanaklı içli köfte dedim. Şaşırdılar, ıspanaktan köfte mi olur? Bizim oralarda bilinmiyor ya. Evet, evet, evet. Mercimeklisini. Evet. Yok, burada çok bizim yapılıyor. Bizim orada patatesli ve kıymalısı yapılır. Bizim her çeşit içli köftemiz, sulu köftelerimiz, evet, patlıcanlı, fasulyeli, sıkma köftemiz, nohutlu, bulgurlu, patates köftemiz. Evet. Bizde köfte çok. Yeter ki yapılsın. Aynen öyle. Seviliyor da. Emek isteyen yemekler emek bunlar istiyor, değil mi? Evet. Siz de severek yapıyorsunuz. Çok şükür evet, ben severek yapıyorum. Ne güzel. Evet Serpil Hanım. Yemeyen biri zaten satışını yapamaz. Yok. Aynen. Güzel ince de açtınız. Evet. Bulgur kuruyor elimizi suya batırmasak. Evet. Su yardımıyla. Ama bizde hep haşlamalı köftemiz var. Bizim kızartma köftemiz yok. Bu içli köfte kızarmıyor sizde yok, hiç değil bizde mi? Yok bizde kızarmıyor. Bizde haşlanır, üzerine tereyağı dökülür. Evet. Evet, bizde şey yok ama başka yörelerde kızartma var. Kızartması bizde da yok güzel oluyor. Evet, evet, burada yok Malatya'da. Yok, o bizde yok. Şu resimler dikkatimi çekti. Evet, resimlerimiz. Resimler, evet, evet, benim kardeşim sizin... Hakkari Derecik'te asker. Öyle mi? Uzman çavuş, aha, evet. Onu kardeşim, çocukları, gelinimiz. Buradan hayırlı tezkereler amin diliyoruz inşallah, ona da inşallah. İnşallah. Allah'ım bütün askerimizi, amin, polisimizi korusun, evet, korusun inşallah. Evet. Yeğenlerim bunlar onlar. Bunlar yeğenlerin herhalde evet, değil mi evet, çocuklar? Evet, Ahmet Şafak'la Yiğit Ali. Evet. Çok seviyoruz biz onları. Ha, şurada neredeydiniz?
Orada bir akrabanın düğünündeydik. Evet. Bunlar çocuklar. Evet, benim İrem'i, ailemiz. İrem'i burada göstereceğim. Evet. Kamera karşısına çıkmıyor. İrem evet. Bak fotoğrafını gösteriyoruz. Evet. Şöyle yakın plan alalım burayı. Evet. O İrem'imiz. İrem bu. O da oğlanlarım. Evet. Onların evet. İsimleri ne? Kaan, Turan, Abdülkadir. Abdülkadir. Evet. Eşim o aile düğünün, akrabaların düğünündeydik. Bunlar akrabaların düğünü. Hepsi evet. Düğün fotoğrafları. Evet. Değil mi? Düğün fotoğraflarımız. Ailece evet. Ne güzel. Allah acılarını göstermesin amin. İnşallah. Amin inşallah. Mutluluğunuz daim olsun. İnşallah amin inşallah. Suyumuz da kaynadı herhalde. Evet. Ben bunun altını kapatayım şimdilik. Evet. Mercimekli içli köfte. Evet, çok güzel oluyor. Siz de yiyince çok evet. Beğeneceksiniz. Çok güzel oluyor. Ispanaklısını yedim daha önce ama mercimekli yememiştim. Evet, inşallah. Onu da bizde. Evet. Her şeyin bir ilki var. O da aynen. Bize denk geldi. İnşallah. Eve gidip çok yapacağım da çocuklara. Bakalım evet, çok kolay. Et çocuklar. Yok, et sevmeyenler için de çok güzel benim bir yemek. Benim kızım et sevmiyor ha, ya. Vejeteryan oldu. Sonradan vejeteryan oldu çocuk. İşte et sevmeyenler için onda et yok. Ama ikisi, öbürlerinde var et. Evet. Yıllardır yapa yapa, evet bu bizim ana yemeğimiz. İrem'in yapmasını da bir gösterseydik, evet, evet. Merak ettim. İrem çok güzel kapatıyor. Evet, girmiyor kameraya. İrem, evet, İrem 9 yaşında öğrendi benimle hı-hı. Beraber. Çok güzel yapıyor. Ne güzel size destek olması. Evet, çok öğretmişsiniz güzel. Öğretmişsiniz de. Her şeyi yapıyor İrem, hı-hı. Evet. Sıcak değil mi? Sıcak çalışmak nasıl oluyormuş evet, sıcak, hacanın? Aynen. Kameraların ışıkları fazlasıyla evet. Sıcak etti mutfağı. Evet, evet. Ben onun altını kapatmamışım ya. Ne tarafa çevriliyor? Bu tarafa mı açtım ben? Tamam. Kapalı kalsın. Şu an şu neydi? Açmadım bir yeri değil mi? Yok. Böyle. Yok, tamam. Hava da çok sıcak. Evet. Yağmur yağdı ama biraz aynen. Serinlemedi fazla. Sıcağa hiç dayanamıyorum ben. Evet, bu sene de çok sıcaktı bu yaz. Siz alışkınsınızdır. Aynen. Aynen, biz alışkınız. Malatya merkezden miydiniz siz? Evet, biz merkezliyiz. Aha. Benim babaannem Elazığ Keban'dan gelme, dedem buralı. Elazığ'da da bağınız evet, var. Evet, var. Elazığ yemekleri yapar mıydı? Babaannenizi evet, gördünüz mü ki? Evet, gördük. Babaannem yapıyordu, evet. Yapar mıydı güzel yapıyordu. Yemekler? Aynen, babaannem çok güzel yemekler yapıyordu. Evet. Biz onun gibi değiliz herhalde, ona çekmedik. Çekmişsiniz, baksana çok güzel yapıyorsunuz maşallah. Eskilen yemekler daha güzeldi. Anneniz yapar mı? Evet, evet. Annem hekim anlı. Yaşıyor mu anneniz? Evet, çok şükür. Annem yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Amin. Yaşıyor annem. O da yapabiliyor mu böyle yöresel evet, yemekleri? Evet, evet. Annem de çok güzel yemek yapıyor. Bizde hiç yemek güzel yapmayan yok. Yapmayan yok. Yok, çünkü herkes ev hanımı, serpil hanım. Evet. Çalışmıyorlar, aha. Evdeler. Uğraşları bu. Hepimiz ailecek becerikliyiz diyorsunuz. Tabii büyüklerimiz daha şeyler bizde. Onlardan öğrendik biz de. Evet, işte. Onlardan Hanım, öğrendik aynı. Çocukluğunuzda böyle annenizin yaptığı unutamadığınız tadı böyle damağınızda evet. Kalan bir lezzet var mı yemek? Yemek annemler de işte böyle köfteler. Hı hı. Çocukluğunuzun evet, yemeği neydi evet. Yani sevdiğiniz? Onlar tandır ekmeği çok yapıyorlardı. Aha.
her şey yapıyorlardı onlar. Yani hiç böyle aman aman bir şeyimiz olmadı ama her şeyi çok güzel yapıyorlar. Onlar sıkma köfte daha güzel yazın. Bol soğanlı, yanına biber pişirirlerdi, acı biber. Evet. Şimdi kıymalı mı yapacaksınız? Evet, kıymalı cevizli bu da. Şimdi ondan yapalım. Evet, ondan yapalım. Pul biber, o da yine baharat. Evet. Serpil Hanım. Kıyma, ceviz var evet, içerisinde. Evet. Ceviz de ayrı bir lezzet veriyor buna. Evet, evet, çok güzel oluyor bu da. Bu da farklı bir tadı var evet, tabii ki. Hepsinin tadı farklı. Evet, inşallah yiyince de bakalım tadacağız. Evet, evet, inşallah. Notunuzu vereceğim Hacer Hanım. İnşallah Serpil Hanım. Şu an tam notu aldınız benden yaparken. İnşallah. Ellerinize sağlık, sizi de yordum. Hayır, seve seve, çok memnun oldum. Sağ olun. Seve seve yapıyorum, ben yorulmam. Yemekçi olduğumuz için bu bize şey değil. Zevk geliyor değil evet, mi? Evet, evet. Komşularınız nasıl? Komşularınızla i̇yi, görüşüyor iyi, musunuz? İyi, Serpil Hanım. Evet, apartmanımız, komşularımız, 10 yıllık komşularım evet, çok iyiler. Allah razı olsun hepsinden de. Neyse. Çok iyi. Karşımla yani, daha çok. Yani, evet, burada mi? Komşuluk var. Hı-hı. Karşımla daha çok anne kız gibiyiz, görüşüyoruz. Evet. Öbürleri değiller. Ne güzel. Evet, komşuluk. Böyle yemeklerde falan evet, yardım ediyorlar mı? Veya siz evet, gidersiniz çoğunluk herhalde. Aynen, aynen. Çağırırlar sizi. Aynen, bayram köftelerimizde bir araya hı-hı, geliyoruz en çok. İyi, komşularım hepsi değiller. Ne güzel. Hepsi 10 yıllık komşularımız. Evet. Hepsi tanıdık, hepsi artık bir aile gibiyiz. Hı-hı. Çok güzel. Son köftelerimiz kaldı. Onları da yapalım acaba. Evet, evet, son köftelerimiz. Son iki tane. Evet. Yapalım onları da. Haşlayalım. Ondan suyumuz sonra hazırlandı. Suyumuz hazır zaten. Evet, hazır. Burada kaynıyor. Aynen. Bakır tencere çok güzel. Evet. Bir de bir içeride şey dediniz, bakır tencereler kullanıyorum ben evet, yemeklerde dediniz evet, değil mi? Evet, biz bakır kullanıyoruz. Bakırın yemeği de, tatlısı da, her şey güzel oluyor. Tam güzel oluyor. Evet. Bakır daha güzel Serpil Hanım. Evet. Malatya mutfağında zaten bakır. Evet, kiraz yaprağında evet, da, böyle köftede, analı kızlımızda eskiden da. Eskiden hep bakır kaplarda evet, yapılırmış, pişirilirmiş. Evet. Yine öyle bizim mutfakta değil yine mi, bakır sizin ağırlıklı evet. Hala devam ediyorum evet, diyorsun. Ben çok seviyorum bakırı. Ben de seviyorum. Var, bakırım çok. Bitti. Onu da kapatıyoruz. Evet. Son köftemiz de yapıldı. Evet, şimdi bunları haşlamaya geçiyoruz biz. Evet. Suyumuz kaynadı değil mi? Evet. Tuzumuzu koyalım. Tuz ekliyoruz. Evet, göz karar o da. Başka bir şey ekliyor musunuz yok, Hacer Hanım? Yok. Bu limon tuzu falan yok, ekliyor yok, bazıları yok, da almak. Yok, bizde hiçbir şey yok. Ben kendime güveniyorum. Evet. Dağılmaz köftelerim yok, diyorsunuz. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Evet. Evet. Bakır tenceremiz, bakır tepsimiz evet, evet, çok güzel, çok şık. Evet, bizim mutfakta bakır ağırlıklı her evet, şeyde. Şey, hemen çabuk pişer bu. Şeyden mi kaldı bu? Annenizden falan mı, siz mi aldınız? Bu benim kayınvalidemden kaldı. Evet, kayınvalidemin. Bunu kapatacağız, bu kaynayacak. Tamam. Serpil Hanım. Bu kaynayacak. Yağımızın altını yakalım, tamam, evet. Ne kadar kaynayacak bu? Kaç dakika kadar? Bu 7-8 dakika kaynayacak. Sevgili izleyenler, köftelerimiz evet, kaynadı. Şu an evet, çekeceğiz. Çekiyoruz, evet. Evet, köftelerimiz. Çok da güzel oldu. Bakar mısınız? Evet. Hiç dağılma yok. Gösterelim şöyle evet, izleyenlerimize. Hiç dağılma yok. Evet. Dağılmaz bizim evet, köftemiz. Bunları çekip üzerine tereyağı dökeceğiz evet, değil mi? Evet, evet. Şöyle bir selfie alalım mı Hacer Hanım? Evet. Takipçilerimize. Instagram'da paylaşalım. İçli köftelerimizle. Evet. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel oldu. Şimdi bunların üzerine tereyağı evet, gezdireceğiz. Evet, tereyağı gezdireceğiz. Onu servis yaparken mi burada mı yapacağız o işleri? Onu servis evet, servis anında yapalım onu. Masada yağını dökelim. Tamam.
Biraz fazla pişti. Evet. Köftelerimiz haşlandı. Biz birazdan masaya geçeceğiz. Orada evet. Görüşmek üzere. Evet, Malatya'nın lezzetleri programının izleyicileri. Yemeklerimiz hazır. Evet. Hacer Hanım köftelerimizi yaptık. Sadece köfteyi yapmakla da kalmamış bu arada. Yanında döktürmüş Malatya'nın bütün lezzetlerinden yapmış. Hacer Hanım hangilerini yaptınız? Yemekleri izleyenlerimize bir söyleyelim. Evet, pirpirimli, aynı zamanda semizotu deniliyor. Göğütlü evet. Köftemiz var, üzeri soslu. Evet. Akçadağ kömbemiz var, kıymalı, cevizli, soğanlı. İki kat yapıyorsunuz evet, değil iki mi? Kat. Evet, iki kat yapılıyor. Kayısı tatlım var, kaymaklı. O da Malatya'mızın. Kayısı tatlımız muhteşem duruyor. Evet. Bunu tatmak için sabırsız evet. Alıyorum. Evet, afiyet olsun. Kiraz yaprağı köftem var. Evet. Satışta da zaten. Evet. Bunun satışını da yapıyorsunuz. Evet, satışını yapıyoruz. Buradaki yemeklerin evet. Hepsinin satışını evet. Yapıyorsunuz. Evet, Malatya kurabiyemiz var. Malatya kurabiyesi, evet. Onu da siz kendiniz evet, yaptınız. Evet, kendim yapıyorum. Evet. Zeytinyağlı üzüm yaprağı sarmam var. Onu da yapıyorsunuz evet. Satışını. Evet, çok güzel, evet. Vallahi ellerinize sağlık. Döktürmüşsünüz bugün. Evet. Şöyle masaya baktığımda mayalı ben mayalı ekmeğim var, sadece ekmeğim bu da. Onu da siz kendiniz evet, mi yaptınız? Evet, kendim yapıyorum bunu da. Çok aynı. Çok güzel, saç da yapıyorsunuz. Evet, onu saç da yapıyorum. Çok güzel. Mayalı ekmeğimiz, evet. Hı-hı. Bu kurabiyeye ne koyuyorsunuz Hacer Hanım? Bu kurabiye tereyağı, evet. Pudra, şeker, un. Tereyağı yapılıyor. Evet. Yani üç malzemeden, üç malzemeden oluşuyor. Ama Malatya'da çok evet. Meşhur, ünlü bir kurabiyedir evet. Sevgili izleyenler. Evet. Malatya kurabiyesi. Evet, Malatya kurabiyemiz. Evet. Ben bu yemekleri tatmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Hangisinden başlasam acaba? Köftemizin tadına bakalım evet. Değil mi önce? Evet, köftemizi, tereyağımızı dökelim. Ben alayım şöyle. Hı-hı. Şey olanlar bunlar evet, mıydı mercimekli evet, olanlar? Evet. Şöyle bir tane. Yok bir tane de doymam da. Tereyağlı bol. Evet çok bu güzel. Köftemiz tereyağı olmadan olmuyor. Değil mi? Evet tereyağı. Bunun özelliği tereyağı. Evet özelliği tereyağı. Evet. Şöyle ben kesip izleyenlerimize gösterelim içini. Bakın gayet güzel olmuş. Hiç dağılma yok. Şöyle küçük parça alayım ki yutmam kolay olsun Hacer Hanım. Evet, afiyet olsun. Çok güzel, harika olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tam bir Malatya köftesi evet. Olmuş değil mi? Evet. Mercimekli Malatya köftesi. Evet. Kıymalımız da var orada, ıspanaklı evet, da var. Evet, ıspanaklımız da var. Acaba aynen. Hangisi denk gelir, ben alsam bir tane? Ispanaklı bulabilir miyiz? Ben size hemen. Yağ döküze planım. Evet, tereyağsız olmuyor değil mi? Yok, yağsız olmuyor. Ben bu programda daha fazla kilo alacağım. Zaten kiloluyum. Gittiğim olsun. Her yerde yiyorum. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Ispanaklıyı da şöyle gösteriyorum. Evet. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel, harika olmuş vallahi. Ispanaklı köftemiz de güzel oluyor. Evet. Yani değişik bir lezzet. Evet. Yapmalarını öneriyorum izleyenlerimize. Ispanaklı. Evet. Kıymalı. Mercimekli. Kıymalıyı zaten evet. Çoğu yerde biliyorlar. Evet. Ama bu ispanaklı ve mercimekli evet. Değişik. Evet. Güzel bir lezzet. Değişik olmuş. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hacer Hanım. Afiyet olsun. Ben size çok teşekkür ediyorum. Afiyet bizi olsun. Evinize davet ettiniz. Bu güzel yemekleri bizler için yaptınız. Evet. İzleyenlerimize tanıttınız. Ellerinize ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yine bekleriz. İnşallah. Buyurun gelin inşallah. Ben de bekliyorum. Normalde de görüşelim inşallah. İnşallah. Her gittiğim yerdeki evet. Bayanlarla böyle arkadaş oluyorum. Evet. Çok güzel evet. Vallahi. Evet. Yeni kişiler tanımak. Evet çok güzel. Çok güzel geçti programımız sizinle evet, de eğlenerek güzel. Çektik evet, değil çok, mi? Siz evet. De eğlendiniz. Ben de çok memnun evet. Oldum. Çok güzel oldu. Teşekkür ayaklarınıza ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bu Instagram hesabınızı tekrar izleyenlerimize evet. Söyleyelim. Evet. Sipariş vermek isteyen olursa evet, bu lezzetleri tatmak veya
çalışan bayanlar evet. yapamıyor olabilir evet. değil mi? Evet, tabii ki. Evet, anne eli ev yemekleri. Anne evet. eli ev yemekleri, yemekleri diye yazdıklarında evet. sizin sayfanıza evet. ulaşabilirler. Evet. Zaten Serpilce Hobi'yi takip ederek evet. oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, inşallah. Evet, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili izleyenler. Evet. Ben Hacer Hanım'a tekrar sizin karşınızda da çok teşekkür ediyorum. Bizi davet evet, ettiniz. Ben teşekkür ellerinize ederim. Sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, haftaya bakalım yine kimin evine konuk olacağız, hangi mahallede olacağız. Ben çok sabırsızlıkla bekliyorum çünkü programlarımız çok eğlenceli geçiyor benim için. O zaman ne diyoruz? Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz eksik olmasın. İnşallah. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.